cemaatimiz maalesef Türk devleti için milli güvenlik sorunu haline geldi. Süleymancılar cemaatinin içinde bulunduğu durumu bu ifadelerle özetledi. Cemaatin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ilişkileri tek tek anlattı. Süleymancılar cemaati içerisindeki bir kişi kalksa dese ki ben Sayın İmamoğlu'na oy atmayacağım. Başına ne gelir? Anındaki olacak hadise söylüyorum. Çok ciddi bir izolasyon, maddi manevi çok ciddi uğraşılar. Süleymancılar Cemaatinin Başkentleri, kurucusu şehir Süleyman Hilmi devleti, Tuna'nın ilerleyen torunu devleti Fatih maalesef ki Süleyman maddi Deniz sıkıntı Olgun, altında cemaatin son dönemdeki sağlıklarını bunlar faaliyetlerini şu anda değerlendirdi. bütün illegal yaptıkları işlerde, bütün yaptıkları bu legal olmayan meselelerde hep genelde kripto paralar üzerinden, hep kripto paralar üzerinden transferler var. Birçok alanda. Suç örgütü durumuna geldiler. 2016'dan sonra Brezilya'dan, Amazon ormanlarından çocuk kaçırmak sebebiyle Interpol tarafından aranan bir cemaat haline nasıl Şu gelebildik? anda aranıyor mu? Kim aranıyor? Cemaatin yetkileri, Eski AK Parti çocukları var, milletvekili de kadınları var, olan Deniz Olgun, Süleymancılarla Ekrem İmamoğlu'nun ciddi ilişkileri olduğunu belirtti. İBB'yle de çok ciddi iştiraklı, çok ciddi paslaşmaları ve çok ciddi parasal trafikleri var. Birlikte destekleri var. Hatta daha basında çıkmayan daha nice haberler var. Daha Nasıl? nice pazarlıklar var. Başka vilayetlerde de yine bu girilen kirli pazarlıklar var. Maddi çıkar işbirlikleri var. Bağcılar'da bizim Hisar Hastanesi var cemaatimizin. Orada ikinci şubesinin 27 katlı yapılması için ruhsat ve imar işlerinin İBB'den çıktığı haberleri basında yansıdı. Intel Türk YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Fatih Süleyman Deniz Olgun, Süleymancıların milli güvenlik sorunu haline geldiğini bildirdi. İstanbul Üniversitesi'nden bir tane hoca var, cemaat mensubu, avukat var. Bu avukat bilirkişilerle ilgili cemaatin mevzusu olduğunda anında arama yapar, gider. Tanıdık hatırlı kişilerle araya devreye sokmaya çalışır. Yanlış kararlar, yanlış raporlar sunulması için. Baktı o şekilde olmuyor. Bu sefer kişinin karakterine göre Bitcoin üzerlerinden, para üzerlerinden ikna yöntemleri. Baktı o da olmuyor. Baskı, korku, yıldırma projeleri var. Bu cemaat şu anda hakimleri tehdit ettiği vaki. Hakimleri tehdit edebilir bir cemaat olabilir mi? Türk yargısı için çok ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi.